TV48 Sorunlu Mahalle Kalmasın projesi kapsamında Güllük Mahallesi'ndeydi. Mahalle Muhtarı Ali Polat, Güllük'ün ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili bakın neler anlattı. TV48 Sorunlu Mahalle Kalmasın projesi kapsamında Milas'ın Güllük Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ali Polat, zaman zaman ülke gündemine konu olan su sorunlarından yenilenme çalışmaları başlamış olan Güllük sahiline kadar bazı konularda yaşanan gelişmeleri anlattı. Güllük'te bir su meselesi var. Zaman zaman da ulusal basında, yerel basında yer alıyor. Fatura yakma eylemleri falan oluyor. O konuda son durum nedir? Vallahi tüm can alıcılığıyla problem devam etmekte. Güllük'te suyun tonu atık su bedeliyle birlikte 30 lirayı bulmakta ki bunlara hiçbir vergi dahil değil. Vergiler de eklendiğinde tonunun neredeyse 45-50 liralara vardığı bir durum mevcut. Ve bu alım gücünün bu denli zor olduğu bir dönemde vatandaşı zorluyor. İster istemez zorluyor yani. Onun dışında sadece suyun fiyatının yüksek olması değil, altyapı hizmetleri de ne yazık ki çok kötü. Yani kanalizasyon patlıyor ki birkaç kez de biz de bunları dillendirdik, şey yaptık. Muski'ye de bildirdik. Ama işte bu burada mevcut firmanın, bu iş şu anki özelleştirmeyi alan ve çalışan firmanın altyapı yatırımları konusundaki isteksizliği sorunu tüm hatlarıyla devam ettiriyor. Suyun kalitesiyle ilgili de galiba sıkıntı var. Vatandaşların o yönde açıklamaları vardı. O konuda da sıkıntılı şikayetler var. Ama bunların denetiminin düzenli yapıldığı söyleniyor bizlere de. Ki ilçe tarafında bunu takip ettiğini düşünüyorum. Ama bir genel anlamda iki hatta fiyatların çok yüksek olması, ikincisi de altyapı yatırımlarının yetersiz demeyeceğim sıfır olması bu sorunu tüm can alıcılığıyla devam ettirmekte. Bu yani böyle devam edemez yani. Güllüklü'ye yazık. Aynı durumu bizimle birlikte paylaşan kıyı kışlacığın bir bölümü var. Onlara yazık. Yani bu iş böyle gitmez. Bu işe birilerinin dur demesi lazım. Güllük halkı bundan şikayetçi ve rahatsız. Ve bu çileye daha ne kadar devam edeceğini bilmemekte. Ama her geçen gün tepkisi artmakta. Buna birilerinin dur demesi gerekiyor. Pazar yeriyle ilgili bir ihtiyacınız olduğundan bahsettiniz ama neler söylersiniz? Ya gerçekten hatırı sayılır bir pazar yeri sorunumuz var. İşte Güllük'ün pazarı buraya kurulmakta perşembe günleri. İşte ve Güllük pazarı bayağı canlı bir pazar. Tüm gün devam eden bir pazar. Ve hem pazarcılar, buraya gelip ürününü satan kişiler hem de pazara gelen vatandaşlar için bu çok can alıcı bir sıkıntı olmaya başladı. Trafik sorunu en başta bir problem. Burası çünkü bir cadde ve trafiğin aktığı bir cadde, canlı kullanılan bir cadde. Perşembe günleri burası kapanıyor. Onun dışında da trafikten park yeriyle alakalı bir problem yaşanıyor. Bu bizim kapalı, modern bir pazar yerine ihtiyacımız var. Yalnız belediyenin bu konuda bir çalışması olduğunu biliyorum. Galiba yer sorunu var. O da aşıldıktan sonra Güllük'e modern, güzel bir pazar yeri yapılacağını duydum, biliyorum. Bizim de o yönde taleplerimiz olmuştu zaten. Belediyemiz bu yönde çalıştığını biliyorum yani. Güllük sahil hattı yaza çok farklı bir şekilde girecek. İşte gördüğünüz gibi elektrik altyapısı çalışmaları devam ediyor. Bitti bitecek. Ondan sonra belediyenin üst yapı çalışmaları başlayacak. Kaldırım ve yol olarak çok güzel. Yine aydınlatmasından bankına, çöpüne kadar her şey yenilenecek. Çok güzel, modern bir görüntüye kavuşacak. Ki bayağıdır da beklediğimiz bir şeydi. Sağ olsun belediyemiz de başladı, çalışmalara başladı. Yaz gelmeden, sezon gelmeden biteceğini tahmin ediyoruz.